Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok eğlenceli bir oyunu inceleyeceğiz. E4, A6, Magnus Carlsen ile Maxim Saruk arasında ilginç bir oyun. World Blitz'de oynanan bir oyun. Siyahlar burada A6 oynuyor. Ve beyaz merkezi kontrol edici de Fransa dönmek adına E6 oynuyor. Şimdi bu A6 hamlesinin nasıl yararlı bir hamleye döneceği oldukça ilginç bir olay olacak. Beyaz fil D3 oynamış. D5. E5. Şu an kapalı Fransız savunması olmuş oldu sevgili dostlar. C5 merkeze saldırı Karsen tarafından. C3 ve fildeydi. Magnus Karsen bu altı annesini mantıklı hale getirmeyi başardı. Arkadaşlar sürüş devam yolunda yani Fransız'da e, kapalı sürüş devam yolunda siyahın vezir B6 gelerek fildeydi file 5 gibi fikirlerle beraber bu içeride kalan kötü filden kurtulma planları vardır. Bu planlardan bir tanesi B6 sürüp fili 6'ya koymak Diğeri vezir b 6 gelmek. Diğeri de Kayseri'nin aslında ilk hamlede yaptığı gibi. Yani ilk hamlede yapmayacaksınız bu hamleyi. İlerleyen hamlede yapacaksınız ama. Ana fikir şu. A6 fil 5 gelerek buradaki filden kurtulmak. Şimdi burada beyazlar e, file 5'i kesmek adına A4 oynayabilirdi. Ama tercih etmemiş. At F3'e devam etmiş. Şimdi birer tane piyon alınmış. C'de 4. c C'de 4. Ve şimdi file 5. Şimdi Kayseri'nin oynadığı hamleler daha böyle göze hoş gelebilir ancak beyazlar sakince gelişmeye devam ettiği sürece herhangi bir problem yok yani bu konuda beyaz daha avantajlı. Ama tabii ki burada file 5 alıp buradaki piyonları bozmak da gayet makul. Mesela file 5 a5. Buradaki piyonlar yeterince kötü. Şimdi mesela rok olabilir ya da at 3 file 3 beyazın herhangi bir problemi kalmazdı ama tercih edilmiyor. Burada c çapraz file 5'e direkt rok atmayı tercih etmiş beyazlar. Çok fazla beğenilmiş bu hamle. At c6 gelişime devam diyor. A3 bir tane. At G7. At C3. Ve birer tane fil alınmış. Fil D3. Vezir D3 ve siyah atını F5'e yerleştirmiş. Evet Fransız da aslında siyahlar yapmak istediği çoğu şeyi yapmayı başardı. Kötü filinden kurtuldu. Buradaki merkezi 2'de 4 piyona saldırmak adına iki tane atı düzgün kalelere getirdi. Yani siyah birçok şeyi başardı. Siyah'ın başaramadığı belki tek şey biraz gelişimde geri kaldığı için şahını rok atıp güvenli bölgeye atmak olabilir. Onun dışında herhangi bir problemi yok. Beyaz filye 5 gelmiş. File 7. Şimdi beyazlar da bu sefer iyi filleri değişmek istiyor. Fil alır A7, vezir alır E7 ve kale a Burada tabii ki beyazın bir tık daha üstünlüğü olmalı. Çünkü alan avantajı var. B4 oynayabilir. B5 oynayarak B hattını açmayı başarabilir. Ve b zayıf piyona saldırabilir beyazlar. Ek olarak bu hat A4'ten C5'e gidebilir. Sonra B4 sürülebilir. b bir baskı oluşabilir. Bunlar fikirlerden bir tanesi. Normalde birçok Fransız'da eğer F5'te at varsa beyaz G4 sürü buradaki attan kurtulmaya çalışır. G4 H3 koyarak ama burada e, o düzeni kuramıyor. Çünkü G4'de hemen at h fikri var. Çünkü e vezir H4 kalesine bakıyor. Yani aslında Siyah'ın F5'teki atı çok güçlü. Hatta bu atın gücünden yararlanmak için çoğu Fransız oyuncusu benim de çok fazla uyguladığım şekilde bu şahı merkezde bırakır. Kaleyi G hattına atar G8'e ve G5 G4 ile F3'teki atı rahatsız etmeye çalışır. Çünkü buradaki at rahatsız edilirse artık D4 piyonun zayıflığı göze yapacak. Siyah şu an 2 ile saldırıyor. Bazı durumlarda bu vezir b 6 atıp 3 ile saldırabilir. Hem vezir D4'e bakacak hem B2'ye saldıracak. Yani 3 tane D4'e saldıran taş olacağı için burada F3'teki at çok değerli. E şimdi bir de G5 G4 sürülse ne olacak? Buradaki attan kurtulduktan sonra 4 pionu düşecek. Siyahın planları bu. Şimdi burada Magnus Carlsen ilginç bir şekilde hiç G5 G4 uğraşmadan direkt ataş 4 gelerek buradaki attan kurtulmak istediğini söylüyor. Beyazlar bir tane almış, siyahlar da alıyor ve artık D4 karesini korumak adına kale F1, kale F 1 oynamak zorunda değil burada Maxim ve çok güzel bir hamle imza atıyor. İsterseniz düşünebilirsiniz. Arkadaşlar beyazlar burada F4 oynuyor. F4 arması gerçekten çok şık bir hamle. Çünkü birden fazla amaca hizmet ediyor. Bakın hem F4 karesini korudu. Çünkü vezirin önünü kapattı. Hem bakın buradaki kalenin önünü açtı. Hem de yetmiyor. Yetmiyor. Siyah şah saldırabilmek adına yeni alanlar yaratmış oluyor beyazlar. Nasıl mesela? F5 sürecek. Sonra e 6 alacak. E, beyaz, e, siyahlar da E6'yı aldıktan sonra artık F hattı açıldı. Ve buradaki şah zayıf kaldı. E, zayıf kalan şah saldırmak adına artık atar 4 at 5 çok daha etkili olur. Çünkü E6'yı kimse koruyamıyor olacak. Çünkü F'deki piyon F çarpı E6 sonunda yok oldu. Hem b hem de E6'ya saldırılacak. Bakalım siyahlar bu kadar saldırı olunca ne yapacak? Siyah önce birer tane rok atmış ve beyaz ata devam ediyor. Kale F3. Şimdi fikir ne? Kale H3 gelip mat istemek. Önemli bir bekleme hamlesi yapalım. Bakın kale 3 ver vezir diyoruz. Vezir kaçtıktan sonra h7'den gayet şık bir mat oluyor. Dolayısıyla siyah yararlı bir hamle yapmak zorunda. Buradaki B1 H7 çaprazını kapatmak adına siyahlar G6 oynamış sevgili arkadaşlar. Ve artık vezirin H7'ye bakmadığı bir senaryoyu incelemek istiyor. Şimdi kale CF1 beyazlar makul bir şekilde taşlarını şah doğru getirmeye devam ediyor. Kale AC8. Şimdi kale H3. Vezir D8 ve buradaki hamle için herkesin videoyu durdurup beğeni tuşuna tıklamasını bekliyorum. Çok güzel bir hamle. Bakın Maxim 2378 ratinge sahip olmasına rağmen burada çok cüretkar, cesaretli bir hamle yapıyor. Bakalım bulabilecek misiniz? Evet, bu arkadaşları kutluyorum. Satrançta en sevdiğimiz hamleler olabilir. F5 çift ünlem. Evet, makine buna ünlem vermedi ama biz verebiliyor muyuz? Verebiliyorsak hemen buna ünlemi verebilirim. Evet, veremedim ama arkadaşlar bu hamle net olarak ünlem. Sebebi şu. Bakın, Siyah şığın etrafını koruyan şey ne? Herhangi bir taş olmadığı için buradaki piyon zinciri çok güçlü. Beyazlar hem bu piyon zincirini yıkıyor hem bir taşını daha oyuna dahil ediyor. Hem süre baskısı hem psikolojik baskı yapıyor karşısına karşı. Hem de buradaki piyonu almazsanız duruma göre piyon F6'ya kadar girip sonrasında vezire 3, vezir E3, vezir a 6 ve vezir G7 gibi bir mat tehdidini ortaya koymuş oluyor. Bakın 3-4 farklı fikre bir yatırım F5 hamlesi. Siyah gayet makul bir şekilde vezir b6 hamlesi yapıyor. Ancak bu makul gözüken hamle çok büyük bir hata. Çünkü veziri olay yerinden uzaklaştırmış oluyorsunuz. Siyah'ın burada aslında yapmaya çalıştığı şey şu. Beyaz'ın dikkatini dağıtmak. Beyaz şu an şah kanına kanalize olmuş durumda. Bir an önce Beyaz'ın taşlar arasındaki o koordinasyonu bozmak istiyor Magnus Carlsen. Fikir de D4'e saldırı yapmak. D4'e yapılan saldırı şu yüzden kritik. Örneğin bir bekleme hamlesi yapın. Siyah hemen Vezir D4 alır ve şah çekerek vezileri kesmek ister. E veziler kesilirse oyun sonu kesinlikle siyah için daha avantajlı olur. Çünkü bir piyon kazanmış oldu. Beyazın vezileri mutlaka tatlı tutması lazım. Burada D4 karesini koruyan çok güzel bir hamle var. Bunu Maxim görmüyor. Belki oradaki ee baskıyla beraber bunu kaldıramıyor ve ilginç bir hamle imza atıyor. Size soracağım. Sizce burada beyazlar nasıl devam etmeli ve Maxim nasıl devam etmiş olabilir bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar doğru hamlemiz Karaj 4 ve 4 piyonu korumak gayet mantıklı ve Sihir'in artık herhangi bir fikri olmayacağı için beyaz da bir sonraki hamlede F6 oynayarak vezir de buraya atarak gayet rahat bir galibiyete gidebilirdi. Ancak hayat o kadar kolay mı? Birazdan göreceğiz Magnus Carlsen tarafından. Şimdi Maxim elime önemli bir fırsat kaçtı ve tarihe geçmek istiyorum diyor ve kale çarpı H7 vuruyor sevgili dostlar. Çift soru bu hamle. Herhalde Maxim o heyecanı yaşamak istedi ve kaleyi feda ediyor. Şimdi hayatımızda hiçbir zaman e, hani bir şey yaparken o şey kötü olsun diye yapmayız. Burada da şimdi Maxim buradaki feda kötü çıksın diye yapmıyor tabii ki. Mat edebileceğine gerçekten inanıyor. Ancak karsen oralabiliyor olmuyor hemen buradaki fedayı alıyor. Teşekkür ediyorum diyor ve şimdi Maxim şahla oyuna devam ediyor. İlk bakmamız gereken şey eğer F6 oynanırsa bakın F6 oynanırsa mat etme amaçlı Hani bu veziri buraya aktarıp mat etme amaçlı. Siyah'ın sürekli vezir kesme planı olduğu için burada beyazlar zaman kaybedemiyor. Bu sebeple hemen şah çekmiş. Şimdi şah g8 ve konumu karıştırmak adına g6 alıyor beyazlar. D4 piyonu eğer alınamasaydı aslında buradaki karışıklıktan bence bir şey yapılabilirdi ancak siyah çok hızlı geliyor. Fg6 vezir çarpı d4. Şimdi şah h1 bir tane şattan kaçılmış ve f çarpı g6. Bakın bu hamle Arkadaşlar Magnus Carlsen'in neden Magnus Carlsen olduğunu gösteren bir hamle. Burada size sorsam desem ki siyahlarla hangi hamleyi yapmazsınız? Çoğu kişi piyonu almam der korkar ama ilginç bir şekilde burada FG6 dışındaki hamlenin hepsi kaybediyor. Çünkü hem mat var hem FD'ye baskı var. Yani bekleme hamlesi yapamıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka G6'yı almak zorundasınız buradaki mat fikirleri sebebiyle. Şimdi FG6 tehlikeli gözükse de neden ünlem olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi beyazlar Vezir çarpı E6 almış. At yani, adına şah G7. Şimdi kale f8 alamıyorsunuz. Taşlar azalırsa arkadan mat etme tehditleri de var. dolayısıyla şah çekmeye devam etmek zorundasınız. Vezir d7. Şah çekmiş Maxim. Şah h6. Vezir h Ve şah g5. Karsen gayet özgüvenli bir şekilde şahını beyaza yaklaştırıyor. Mat edebileceksen et bakalım edebilecek misin diye soruyor. Şimdi f hattı tabii ki kale tarafından kontrol altında. H hattı vezir tarafından kontrol altında. Ancak bu at çok fazla oyun dışında kaldı. Bir türlü Beyaz'ın atağına destek olamıyor. Yani şuralarda bir fil olmasını isterdik. Yani beyaz ya da siyah fil olmasını isterdik. Ya da en azından buradaki atın biraz daha şu bölgeye yakın olmasını isterdik ki bir katkı sunsun. Şu an herhangi bir katkı sunamıyor. Vezir G3 bir tane daha aşağı çekmiş Maxim. Ve siyah da Vezir G4 gelmiş. Bakın H6'a gitseydi yine Vezir şah. Şah G7 yine Vezir'deydi şah. Hani buradan acaba beraber yapabilir miyim gibi bir merak unsuru vardı. Ancak bu merakı siyahlar çok hızlı gideriyor. Ve oynuyor karşısına sakince. Artık nereden şah çekeceksin diyor. Herhangi bir şah göremiyorum diyor. Vezire 3 şah çekmiş Maxim. Şah 5 bir ürünlem daha. Birer tane kale almış. Kale F8, kale F8. H3 git vezirine. Hani vezir olur da E6'ya falan bir yerlere gidersen G4 oynayacağım diyor. Şah H4 gidersen de böyle at e2 gibi enteresan bir hamle yapacağım diyor arkadaşlar. Bakın bu hamle niye enteresan bir hamle? Eğer e5 alırsanız vezir h6 şah var ve şahın gidebileceği bir yer yok. Mat oldunuz yani vezir vermek zorundasınız ona bakmıyorum bile. Bu at e2 birden oyuna dahil olduğu anda bakın ilginç fikirlere e, katkı sağlamış oldu. Şimdi at e2 yapacak bir hamle yok. Vezir g4 alırsanız bu, bu gidiyor. Yani buradan mat tehdidi var. Kala 8 ile böyle matı kesmeye çalışırsanız vezir g3 şah var. Şah g5 oynamak zorundasınız. Vezir f4 bir şah daha. Şimdi H4'e gitmek zorundasınız. Buna da G5 ve buna da At G3. Gerçekten çok şık bir mat vardı. Maksimum belki bu matı yaparım diyor Karsen'e karşı. Ama hayat o kadar kolay değil diyor Magnus Karsen. Çünkü basitçe bakın Maksimum bu fikrini görerek ne yapıyor? Hiçbir şekilde veziri kaçmıyor. Önce bir tane şah çekiyor. Ve yapacak hamleniz yok arkadaşlar. şah 2 oynayabilirsiniz. Burada Maxim lanet olsun diyor terk ediyor. Çünkü şah 2 oynarsanız vezi f sonra veziler kesilmiş ve oyunda bitmiş olacaktı. Maxim çok hızlı saldırdı gerçekten. Hani mat etme fikriyle kalaşı vurdu. Oradaki heyecanı yönetemedi. Burada basitçe kalaştır tur gelseydi aslında rakibin fikrini kestikten sonra kendi plan devam etmesi çok daha makul olurdu. Ancak o anki heyecanla bunu yapmayı başaramadı. Evet umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Yorum kısmına maçla alakalı yorumlarınızı atabilirsiniz ya da herhangi bir çekmemi istediğiniz video varsa. Tekrar görüşmek üzere hepinizi öpüyorum hoşçakalın.